Herkese merhaba. Otto Öğretim Üyesi Cahide Çevik, Hak Sağlığı Bilim Konulu Öğretim Üyesiyim. Bugün size kısaca akıllı telefon bağımlılığından bahsedeceğim. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Ve sizden, çoğunlukla hepinizden tabii kalamayacağım ama bir 5-6 kişiden bir cevap almak istiyorum. Akıllı telefon deyince, akıllı telefon size ya da sizin için ne anlama geliyor? Bir iki kelimeyle söylersiniz. El kaldırarak. Merak ediyorum bunu. Ne anlama geliyor? Hiçbir anlamı yok mu? Birer kelimeyle söylersiniz. Herkes bir tebessüm ediyor ama cevap vermiyor. Neden? İletişim. İletişim dedi arkadaşınız. Başka? İhtiyaç. İhtiyaç. Bunlar çok doğal. Başka? Bağımlılık geliyor. Bağımlılık geliyor diyor arkadaşınız. Başka? Eğlence. Eğlence geliyormuş. Başka? Eğitim. Eğitim. Oo çok iyi. Demek ki arkadaşınız eğitim amaçlı kullanıyor telefonu daha çok. Başka? Hayatımın anlamı diyen var mı? Var mı? El kaldırıyorlar, evet var. Çünkü özellikle sizin yaş grubunuzda bence öyle. Hayatınızın bir anlamı gibi sanki veya hayatınızın bir parçası gibi. Yanlış mı söylüyorum acaba? Değil değil mi? Tabii bizler için düşündüğümüz zaman, bizim yaş grubumuz için, sizler gibi böyle sıralarda otururken, hiç cep telefonuyla tanışmamışken bizler için hiçbir anlamı yoktu. Neden yoktu? Çünkü o dönemler biz sizin hayal bile edemeyeceğiniz ankesörlü telefonlarla ailemize ulaşırdık. Yanımızda taşıdığımız hiçbir telefon yoktu. Üniversiteye bitirdikten sonra, yıl kaçtan bahsediyorum? 95 ile 99 arasında üniversite okudum. O yıllardan bahsediyorum. 99 yılından sonra işte 2000'li yıllara geldiğimizde böyle ne diyelim antenli telefonlar çıkmaya başladı. Ama tabii ki şu an kullandığınız hiçbir uygulamayı o telefonda yapamıyordunuz. Sadece biraz önce arkadaşınızın söylediği gibi iletişim amaçlı kullandığınız bir araçtı. Peki gelelim günümüze. Günümüzde ne oldu? Hepinizin bildiği üzere teknoloji oldukça gelişti değil mi? Çok fazla gelişti. Küçük bir bilgisayar haline geldi cep telefonu. Şu an bilgisayarda yapabileceğiniz birçok uygulamayı cep telefonunda rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Veya ofis programları rahatlıkla açıp bir ders notu okuyabiliyorsunuz belki. Zaman zaman notlarınızı alabiliyorsunuz değil mi? Yani size birçok fonksiyonla yardımcı oluyor. Tabii ki bunlar olumlu yönleri. Bu olumlu yönlerinin ama yanında maalesef bazı olumsuz yönleri de beraberinde getirdi. Bu da nedir? Akıllı telefon bağımlılığı dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Eskiden biliyorsunuz psikiyatriyle ilgili sınıflama bir kılavuzları var. Bu kılavuzlarda geçmezdi bunlar. Madde ilişkili olan veya kumar bağımlılığı geçerdi. Ama şimdi bakıyoruz artık davranış bağımlılığı da yani akıllı telefon bağımlılığı da bu literatüre girmeye başladı. Ve bununla ilgili birçok ne var? Çalışma var. Bu doğrultuda bugün ne konuşacağız sizlerle? Öncelikle bağımlılık nedir bundan bahsedeceğiz. Sonra akıllı telefon bağımlılığı acaba hangi tür bağımlılıklar içerisinde sınıflandırılır? Ve akıllı telefon bağımlılığı işaret eden davranışlar nelerdir? Yani sizdeki hangi davranışlar acaba akıllı telefon bağımlılığını işaret ediyor? Yine akıllı telefon bağımlılığı neden olduğu sorunlar neler? Ve bundan nasıl kurtulabiliriz? Ya da kurtulmak istiyor muyuz? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle bir bağımlılık diyelim. Bağımlılık nedir? Ki bağımlılık insanın kullandığı bir madde olabilir bu. Alkol olabilir veya bir nesne veya yaptığı bir davranışı üzerinde kontrolünü kaybetmesi. Yani farkında mısınız? Sadece madde değil. Madde dediğimizde zaten biliyorsunuz ya da alkol dediğimizde hepiniz biliyorsunuz. Ama davranış içinde bir bağımlılık olabilir. Buradaki anahtar nokta şudur. Kontrolünüzün kaybolmasıdır. Artık kendinizi kontrol edememenizdir. Anahtar nokta bu. Peki başka? Yani kontrolsüzce kullanılan her madde ya da her davranış bağımlılık oluşturma sıkışır mı? Evet. Her davranış ve madde kontrolsüzce kullanıldığında bağımlılık riski taşır ve insanlar da hayatında birçok maddeye veya birçok davranışa karşı da bağımlılık geliştirebilir. Peki akıllı telefon bağımlılığı dediğimizde acaba bu bağımlılık hangi tür bağımlılıklara giriyor? Bakın maddeyle ilişkili mi? Ortada bir madde var mı akıllı telefon bağımlılığı? Hayır, bir madde yok. O halde maddeyle ilişkili olmayan veya davranışsal bağımlılık adı altında literatürde çok fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Tabii bunun farklı bağımlılık türleri de var. Teknoloji bağımlılığı gibi, bilgisayar oyun bağımlılığı gibi
teknolojinin getirdiği farklı bağımlılıklar da var. Tabi bugün onlardan bahsetmeyeceğiz ama bu tür bağımlılıkları çok sık göreceksiniz. Hatta internet bağımlılığı dediğimiz bağımlılık türünde artık literatüre girdiğini göreceksiniz. Peki acaba maddeden farklı olarak davranışsal bağımlılıkların esas özelliği nedir? Bakın bu davranışı yapmadan rahat edememeniz ve kontrolünüzü kaybetmenizdir. Yani o davranışı sürekli tekrar etme isteği vardır ve bu isteğe karşı gelemezsiniz. Örneğin şu an birçok ne var? Kullandığınız sosyal medyalar var değil mi? WhatsApp olsun. WhatsApp'a bakmadan duramayabilirsiniz. Gün içinde kaç defa acaba mesaj geldi mi? Veya Instagram kimle paylaştı, hikayeler. Veya bir 5 dakika bakayım, bırakacağım deyip 1 saat, 2 saat baktığınız bunlar sanırım ortak davranışlar. Hepinizde var bu davranışlar. İşte bunların hepsi riskli davranışlar. Niye? Çünkü bunlar kademe kademe giderek sizi bağımlılığa götürebilecek davranışlar. Peki acaba cep telefonu işaret eden davranışlar neler? Cep telefonunu sürekli kontrol etme isteği. Var mı sizde bu istek? Eder misiniz gün içinde sürekli çantanızdan bakıp? Arayan var mı? WhatsApp'tan bir şey gelmiş mi? Veya bir bildirim var mı? İşte Instagram'dan bir bildirim geldi mi? Ne bileyim takip ettiğiniz bir arkadaşınız acaba hikaye paylaştı mı? Bunun dışında daha uzun ve yoğun kullanım süreleri. Her geçen gün bu sürelerin arttığını görüyoruz. Nedir bu süre? Çok az dediğim gibi başlarsınız ama sonrasında bakarsınız ki o süre size yetmiyor. Daha fazla, daha fazla. İşte bağımlılığa işaret eden en önemli noktalardan bir tanesi de budur. Artık azla yetinemezsiniz. Hep her seferinde biraz daha fazla ne yaparsınız? Telefonla uğraşmaya başlarsınız. Şimdi derslerde görüyoruz. Şu an bile görüyorum ben. Şu an bile, şu an. Ben burada anlatırken elinizde telefon var. Derslerde de aynısını yapıyorsunuz. Bakın derslerde bile kendinizi alıkoyamıyorsunuz telefon bakmaktan. Herkes için mi? Hayır, herkes için değil tabii ki. O zaman herkes akıllı telefon bağımlı olurdu. Dolayısıyla bu daha uzun süreler bakma davranışları sizin her alanda buna engel olamamanıza neden oluyor. Yine telefon olmadığında acite olmanız veya telefonun yok durumunu yaşamanız. Yani ne demek bu? Sanki telefon yokken siz rahat değilsiniz, bir şey eksikmiş gibi hissetmeniz. Böyle hisseden var mı? Telefon yanında olmadığında sanki bir şeyim eksik, yanındaki olması gereken bir şey eksikmiş gibi hisseden var mı? Görebilir miyim? Bu çekinmeyin bu dayı kaldırmaktan. Bunlar böyle daha, evet, birçok kişi elini kaldırıyor. Evet, bu davranış maalesef telefon bağımlılığı işaret eden bir davranış. İnsanlar yanında ne olmadığı zaman sese girerler, atıyorum. Yanında çok önemli bir şey varsa, bir yere gidecek mesela, evin anahtarını almadığında, değil mi? Çok bir gereksinim olduğunda aslına bakarsanız rahatsızlık duyar. Ama telefon da tabii ki gereksinim, evet. Burada zaten gereksinimle söylediğimiz hiçbir şey yok. Ama gereksinim dışında farklı amaçlarla işte sürekli kullanıyor ve bunlardan tatmin olup daha fazla kullanmaya başlıyorsanız asıl tehlike burada başlıyor. Tabii yaşam aktivitelerini engelleme. Nedir bu yaşam aktiviteleri? Örneğin gidip arkadaşlarınızla bir yere sosyalleşme veya gidip sporla uğraşmak yerine yurdunuza gidip veya evinize gidip elinize telefonu saatlerce geçirme gibi yaşamdaki diğer aktivitelerin önüne geçme. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Hep yüz yüze iletişim de yok burada değil mi telefonda? Instagram'a bakıyorsunuz videolar var sürekli onları veya başka platformlarda sürekli ne var? Videolar var bunları takip ediyorsunuz. Burada ne oluyor aslına bakarsanız? Yüz yüze iletişim engellenmiş oluyor. Var mı size cevap veren karşıdan? Ama unutmayın, insanoğlu sosyal bir varlık ve iletişimle güçlenir. İşte tam da problem burada başlıyor. Yüz yüze iletişim azaldığı zaman psikolojik problemlere yatkınlığı burada akıllı telefon bağımlılığı destekliyor. Ben bazen gözlemliyorum, sizler de öyle. Kafelere oturduğunuzda herkesin elinde bir telefon, iletişim yok. Herkes telefonuyla uğraşıyor. O zaman beraber olmanın bir anlamı var mı? İletişim kuramıyorsak, konuşamıyorsak, bazı konuları tartışamıyorsak, fikir alışverişinde bulunamıyorsak o zaman yüz yüze oturmanın da bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bu davranış da oldukça fazla gözden davranış olduğunu söyleyebiliriz. Veya odaklanmanızın farklılaşması. Örneğin bir ortamda bulunuyorsunuz. O ortamda söylenenlere odaklanmaktan ziyade telefonunuzda olduğu için aklınız veya zihniniz sürekli ne oluyor bu sefer? Etrafınızda konuşulanlara odaklanamıyorsunuz. Belki arkadaşının sorduğu bir soruyu duymuyorsunuz. Bu da en çok gördüğümüz davranış türlerinden bir tanesi. Peki neden bağımlı oluyoruz sizce? Evet, bir insan neden bağımlı? Bir şeyin yerine koyamadığınız zaman bağımlı olur muyuz? Hayatta bir uğraştığımız eksik olduğu zaman bağımlı olur muyuz? Acaba yalnız olduğumuzda bağımlı olmaya daha mı eğilimliyiz? Ya da depresif bir ruh halinde acaba daha mı bağımlı olmaya eğilimliyiz? Sizce? Değil mi? O zaman
Bunlar tabii ki yapılan araştırmalarla desteklenen nedenler. Yalnızlaşma. Bakın bu neden bir de sonuç mudur? Bu hem neden olabilir hem sonuç olabilir. Neden olur derken çok yalnızsınızdır. O yüzden cep telefonu bağımlılığa düşmüştür. Veya cep telefonu bağımlılığı sizi yalnızlığa götürmüştür. Bakın iki uçlu ok olduğunu düşünün. Yani karşılıklı her iki etken ve sonuç arasında görürsünüz ki hem etkin olabilir hem sonuç olabilir. Bunun dışında sanal ortamda sürekli var olma duygusu. Sanal ortamda sürekli var olduğunuzda sürekli ne bileyim bu aranızda çok yani bu yaygın olduğu için sürekli Instagram deyip duruyorum. Instagram'da o videolarda sürekli sanal ortamda olmak neye neden oluyor bu sefer? Bağımlılığa neden oluyor. Merak uyandırıyor sizi. Sürekli sanal ortamda bir şeye merak oluşturuyor. Hele bir de sevdiğiniz bir veya takip ettiğiniz biri varsa, çok önemsediğiniz birisi bu sefer şey başlıyor sizde değil mi? Sürekli ortamda var olma ve onun ne paylaştığını, işte şu dünyada biliyorsunuz neler var, fenomenler var. Gençler çok takip ediyor onları ve her bir videosunu merakla bekliyor. İşte sürekli bu ortamda var olma, bağımlı olmanızı tetikliyor. Başka? Mutsuzluk. Bu da hem neden hem sonuç olur. Mutsuzsanız bağımlılığa yatkın olabilirsiniz veya bağımlıysanız mutsuz olabilirsiniz. Mutsuzluğun temel noktası nedir? Tabii bazı problemlerinizin olması sizi mutsuzluğa götürebilir. Peki sadece acaba problemlerinizin olması mı? Yalnızlığınız da sizi mutsuz yapabilir mi? İletişimlerinizin artık sosyal ortamda olmamanız da sizi mutsuz yapabilir mi? Evet. Tam da cep telefonu yaptığı aslına bakarsanız bu. Yani ne yapıyor? Sizi yalnızlaştırıp mutsuzlaştırıyor. Peki sadece bu mu? Hayır. Depresif ve endişeli bir psikopatolojiniz varsa, yani siz karakter olarak zaten depresyona yatkınsanız ve endişeli bir, kaygılı bir yapınız varsa bağımlı olma ihtimaliniz daha yüksektir. Ve bağımlı olduğunuzda sanmayın ki bunun tedavisi olmuştur. Yani depresif olmanın. Yani şunu diyemezsiniz. Ben depresif ve çok anksiyetem yüksek bir insanım. Akıllı telefonla ya da uğraştığım zaman veya bu tür sosyal yani Instagram gibi ortamlarda yer aldığımda aslına bakarsanız benim anksiyetem azalıyor. Hayır değil aslında. Sen o an azaldığını sanıyorsun. Ama bu problemin daha derinleşmesine neden oluyorsun. Ama o an evet senin kafan dağılıyor belki. Sana iyi geldiğini hissediyorsun. Ama sonrasında bakıyorsun ki daha depresif, daha anksiyeteli ve kaygılı bir ruh halinde olduğunu gözlemleyebiliriz. Başka, hayattaki anlamın yetersizliği. Hayattaki anlam amaçlardan gelir arkadaşlar. İnsanların amaçları oldukça hayata bağlanmaları ve hayatta bir anlam bulma ihtimalleri artar. O yüzden herkesin bir hayatta amaçları olmalıdır. Bu amaçlar azaldıkça anlam da azalacaktır. İşte hayatın anlamı azaldıkça bu sefer anlamsız olan ya da size anlam kattığını düşündüğünüz telefonla çok uğraşma gibi davranışları daha fazla göstermeye başlarsınız ve devam edersiniz. O yüzden ne olmalı? Hobileriniz olmalı, amaçlarınız olmalı, hedefleriniz, bu amaç doğrultusunda hedefleriniz olmalı hayatta. Çünkü bu insanlar hayatta anlamı eksik olan insanların da negatif duygulanıma daha yatkın olduğu gösterilmiş birçok çalışmada. Yani ne demek negatif duygulanım? Depresyon gibi bir takım veya anksiyete, kaygı bozukluğu gibi bir takım problemleri daha fazla yaşadıkları gösterilmiş. O zaman hayatta mutlaka anlam bulacak amaçlarınız olması lazım. Hedefleriniz olacak ki bu ne sağlayacak arkadaşlar? Sizin hayata bağlanmanızı sağlayacak. Bu da oldukça önemli. Peki acaba akıllı telefon bağımlılığının etkileri neler? Yapılmış çok kaliteli dergilerde birçok çalışma var. Bu çalışmaların birçoğu da hemşirelik öğrencilerine de yapılmış. Bir tanesine bakalım. Neymiş? Acaba neyle? Bakın diyor ki akademik öz yeterlilik. Akademik öz yeterlilik deyince ne anlıyorsunuz? Derslerdeki başarınız değil mi? Akademik anlamdaki hedeflerinize ulaşmak için yaptığınız tüm faaliyetler bir akademik başarının göstergesidir. Ne görülmüş peki telefon bağımlılığı arasında? Bakın akademik olarak başarısız oldukları görülmüş. Yani telefona fazla bağımlı olanların akademik başarıları düşük. Bu her yaş grubunda yapılan çalışmalar var. Ortaokul grubunda da yapılmış çalışmalar var. Lisede var, üniversitede var. Çoğunluğunda da aynı sonuca varılmış durumda. Peki diğer bir çalışma sonucu ne diyor? Bakın, depresyon ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki. Çok doğrusal bir ilişki bulunmuş. Yani doğrusal ilişki derken ne anlıyoruz? Pozitif bir ilişki anlayacağız. Akıllı telefon bağımlılık düzeyi arttıkça depresyona yatkınlık artıyor demek.
Peki başka acaba ne sonuçlar var? Bakın, burada da uyku kalitesi ve gün içinde uyuklama. Neden gün içinde uyuklama? Çünkü ne yapıyorsunuz? Gece 5 saatlere kadar uyumayıp, tabii ki yeterince uykuyu alamadığınız için gün içinde uyuklama çok fazla görülüyor. Peki uyku kalitesi niye bozuyor? Şimdi sizler tabii birinci sınıfsınız da bunları belki fizyoloji yeni görüyorsunuz. İçinde mutlaka geçecektir. Bizim melatonin denen bir hormonumuz var vücutta. Pineal bezden salınır. Hiç duydunuz mu melatonin? Ancak bu melatonin çok güçlü bir antioksidandır. Ve bizim uyku kalitemizde etkisi vardır. Yalnız bu melatonin gece saat 10'da pik yapmaya başlar salınması. Yani kanda miktarı artmaya başlar. En güzel pik yaptığı zaman akşam gece 10 ile 02 arasıdır. Ama bir özelliği vardır bu hormonun. Göze gelen ışıkla kontrol edilir. Ne demek bu? Gözümüzün hemen arkasında suprachiasmatik hücre grubu dediğimiz bir hücre grubu var. Bu hücre grubu göze ışık geldiğinde pineal beze der ki hormonu salgılamıyor. Az salgılamıyor. Göze ışık gelmediğinde ise pineal bezi uyarır, hormon salgılama. Bu ne demek? Bu ne demek şu? Işık altında bu saatlerde olursanız melatonin salgılanması düşer. Hele akıllı telefon gibi mavi ışığın ve birçok ışığın fazla olduğu bir aletle eğer göze ışığı direkt alıyorsanız ne yapıyor? Melatonin salınması baskılanıyor. Bu da sizin uyku bozukluğu yaşamanızın temel bir nedenidir. Ne yapmalısınız? Uykudan en az 2 saat önce, tabii uyku derken de saat 4.20'den bahsetmiyorum. Yani işte gece 12'deki uykudan uyuduğunuzu varsayarak konuşuyorum. Zaten insan organizması, biz gece uyuyan gündüz yaşayan canlılarız. Biliyorsunuz ratlar, fareler gece hareketlidir, gündüz uyurlar. Ama bizler nasılız? Bedenimiz, fizyolojik mekanizmalarımız neye kurgulanmış? Gündüz hareket etmeye, gece de uyumaya kurgulanmış. Ama siz gece uyumanız gereken saatte ışık altında olursanız dengeniz ağırlıktır. Peki ne yapmanız gerekiyor? Örneğin gece 12'de yatıyorsunuz, 2 saat önce saat 10'da telefonu falan almamanız gerekiyor. Ki melatonin sağlığınız doğru olsun. Melatonin uyku düzeninde çok önemli olduğunu söyledim. Bir önemli noktası daha var melatonin. Hücre çekirdeğine kadar ulaşan nadir antioksidanlardan biridir. Bu nedenle hücrede olan hasarları düzeltme üzerine de büyük etkileri vardır. Birçok yayın bunu göstermiştir. Ama elinizdeki telefon bunu engeller unutmayın. Sadece telefon mu? Konumuz burada telefon olduğu için bundan bahsediyorum. Bilgisayar oyunları. Eğer bilgisayar oynuyorsanız bilgisayarda da ne yapıyorsunuz? Yakın mesafede bir ışık altındasınız. Dolayısıyla yine melatonin salınımınız baskılanacak demektir. O yüzden gece 1 saate kadar telefonla oynayanlar büyük ihtimalle hepsine baksak uyku bozukluğunu görürüz. Tabii uyku bozukluğu olunca da gündüz uyuklama alışkanlığı gayet doğal. Sadece bunda mı olur? Hayır. Gündüz uyku bozukluğu yaşayan bir insan gündüz baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, dikkati toplayamama gibi birçok belirtileri de beraberinde getirir. Tamam mı? Peki başka ne varmış acaba? Yine aynı bakın. Akıllı telefon bağımlılığı, yalnızlık ve depresif semptomlar, yani depresif bulgularla ilişkili olduğu gösterilmiş. Depresif bulgularla, yalnızlıkla. Niye yalnızlıkla acaba? Biraz önce söylemiştik ki hem neden hem sonuç olabilir diye. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Bir arkadaşının yerine koyuyorsunuz telefonu belki. Sosyal ortamda olmak yerine evde yalnız olup bilgisayar oyunu oynamayı tercih ediyorsunuz. Veya akıllı telefonlarda oyunlar da var. Onları oynamayı tercih ediyorsunuz belki. Öyle mi? Tebessümlerden sanki öyle olduğunu anlıyorum. Değil mi? Ama işte bunun sonu yok. Yani hele bizler sağlık grubu içinde yer alacak olan meslek üyeleri bunları çok iyi bilmeliyiz. Zaten biz bu konuda biraz nöbetine tuttuğumuz için gece ışık altında çok olan bir meslek grubu olduğumuz için zaten vardiyalı çalışmanın etkilerini ileride göreceğiz zaten. Yani ışık altında olmanın organizmaya verdiği takım problemleri göreceğiz. Ama bunu telefonla şimdiden veya bilgisayarla daha fazla kötü hale getirmek veya daha karmaşık hale getirmemek önemli. Peki başka ne bulunmuş? Yine bakın aynı şekilde yeme bozukluklarıyla üniversite öğrencileri arasında yapılan bir çalışma uyku kalitesiyle yapmışlar artı yeme bozuklukları. Yeme bozukluğunu da etkilediği bulunmuş. O halde bakın birçok çalışmaların gösterdiği sonuçlar bunlar. Demek ki hayatımızda biz farkında değiliz. Eminim şu an farkında değilsiniz ama birçok alanda sizi belki etkiliyor.
Peki nasıl kurtulabiliriz bundan? Nasıl kurtulabiliriz sizce? Önerisi olan var mı? Nasıl kurtulabiliriz? Var mı önerisi olan? Hiç denediniz mi azaltmayı? Hani sigara içenler sigara bırakmak için denemeler yaparlar ya. O bir madde bağımlılığıdır, nikotin bağımlılığıdır. Ne yaparlar? Arada bir sigarayı bir bırakmaya başlarlar, azaltırlar, yapamazlar, tekrar başlarlar. Peki siz akıllı telefonu bırakmak için hiç deneyen var mı içinizde? Biraz interaktif kesin arkadaşlar. Ne denedin mesela? Ha, evet sen. Ben mesela hocam ailemden bir üyeye telefonu veriyordum. Şifresini değiştirmesini falan istiyordum. Ben bilmeyeyim falan diyordum. Onun haricinde daha farklı şeyler yapmaya çalışıyordum. Ne bileyim, resim olsun. Yerine koyma diyoruz ya onu. Yani telefon yerine başka şeylere koymaya çalışıyoruz. Aynen. Doğru davranmışlar. Baş sen ne yapmıştın? Sen nereye kaldın? Hocam ben sınav zamanı oyunları silmişti. Evet. Sonra sınavlar bittikten sonra tekrar yüklendim. Hiçbir şey değişmemiş. Çünkü ona engel olamıyorsun değil mi? O bir dürtü, dürtüye engel olamıyorsun. Peki ne yapalım? Önce bir tanı koyalım değil mi? Tanı koymadan bir şey müdahale edebilir miyiz arkadaşlar? Edebilir miyiz? Bir tanı koyalım. Tanı koymak şununla başlar. Öncelikle siz acaba bir gün içinde ne kadar süre harcıyorsunuz? Hiç bunu bir yere bakan yazan oldu mu acaba içinizde? Biliyor musunuz kendinizi? Mesela arkadaşınız yapmış. Kaç saat harcıyorsunuz? Yani tatil zamanlarında abartısız günde 17 saat bilgisayara bakmışlar. 17 saat. Peki 17 saat gün kaç saat? Geri ne kaldı? Geri ne kaldı 24 olunca? 4-3 daha 7 saat uykuya kaldı. Ama en azından arkadaşımız biliyor kendini. Bununla çaba gösterdiniz mi? Savaştınız mı? Üstüne gittikçe daha çok arttığını fark ettim. Normalde 15 saatte 17 saat geçiyor. Yani, peki şimdi bıraktın mı iyice? Şu an bıraktım ama bazı zamanlarda tabii ki de... Bıraktım derken çaba sarf etmeyi mi bıraktın yoksa... İkisinde. Hem oynamayı bıraktım hem çaba sarf etmeyi. Hem çaba sarf etmeyi bıraktım. Başka? Başka kimler acaba biliyor ne kadar kullandığınız telefonu? Bilen yok mu başka? Ne kadar kullanıyorsun mesela? Kaç? 5 saat kullanıyorsun. 5 saat gün içinde tabii... Ardı ardı 5 saat değildir herhalde. Aralıklarla toplam 5 saat değil mi? Toplam bir günde 5 saat. Neyse ki hani en azından 17 saate göre daha benim, daha malin değil. Başka? Bak o zaman birçok kişi demek ki ne kadar kullandı bilmiyor da şu an paylaşmak istemiyor. O zaman bilmiyorsunuz. O zaman ne yapacağız? Bununla savaşmak istiyorsak önce telefonla ne kadar zaman geçiriyoruz? E telefonsuz ne kadar idare edebiliyoruz? Hiç mi? Hiç diyor galiba, öyle mi? Doğru mu anladın? Hiç derseniz o zaman büyük sıkıntı. Gün içinde telefonsuz kalma saatleri eğer başarabiliyorsanız ve bakmadan durabiliyorsanız bu da önemli. Peki ikinci olarak ne yapalım? Bildirimleri kapatmayı denediniz mi hiç? Evet. Mesela Instagram bildirimlerini kapatmak. Kapattınız mı hiç? Büyük işe yarayabilirsiniz için. En azından bir hikaye paylaşıldığında ona bakma isteğine engel olabilirsiniz. O zaman bildirimleri kapatmak. Bir bunu denemelisiniz. Başka ne yapalım? İnterneti kapatabilirsiniz. İnterneti kapatabilirsiniz. Yok, Wi-Fi'yi kapatabilirsiniz. İstemek lazım yani. Kararını verebilmek lazım. Ben de uğraşacağım. Tabii önce istemeden bunu numara yapamazsınız zaten. Öncelikle istemeniz gerekiyor. Bunu denediniz mi peki? Wi-Fi'yi kapatmayı? Denediniz mi? Evet. Ama Wi-Fi'yi kapattığınız da biliyorsunuz çok kolay değil mi? Hemen. Bir şey bakayım derken açtığınızda eğer bildirimler açıksa orada bir bildirim geldi sizi yine götürür o tarafa doğru. O yüzden bildirim kapatmak daha etkili. Wi-Fi'yi de kapatabilirsiniz belki veya internetinizi kapatırsınız ama yine de ufak bir şey mesaj yazmak istediğinizde bir iletişim için gerçek anlamda telefon olması gereken özelliğini kullanmak istediğinizde bu sefer ne olabilir? O bildirim sizi tekrar Instagram'a götürüp veya diğer her neyse o platformun adı ona götürüp tekrar uzun zaman harcamanızı sağlayabilir. Peki başka ne gibi acaba önlemler alabiliriz? Evet. Farklı hobiler edinmek. Evet. Yani biraz önce demiştik ya sosyalleşmek adına yapılması gereken birçok çözüm var aslında bakarsanız. Hobiler edinmek bunlardan bir tanesi. Spor yapmanız, arkadaş ortamlarında fazla vakit geçirmeniz. Yani bunlar tabii ki çok size fayda sağlayacak olan aktiviteler. Bir de şu var. Yapmamız gereken önemli noktadan bir tanesi. O da yemek masasında veya yemek yediğiniz an masaya koymamak. Şunu yapıyor musunuz? Yemek yiyorsunuz. Masaya koyup
Bir yandan yiyip bir yandan bakıyor musunuz acaba? İşte yapıyoruz da. Bu davranışı da yapmamak. Yani yemek esnasında dışarıda yemek yiyorsanız çantanızdan çıkarmayın. Eğer evdeyseniz de yemek masasına telefonu getirmemek. Bilgisayar zaten getirmiyorsunuz. Getiriyor musun? 17 saat olunca sanki onun dışında bilgisayar. 10 saat olunca yemeği de bilgisayar masasında yapıyor. Mesela bakın en büyük olması gereken şey. Yemeği bilgisayar masasında yemek. Kesinlikle. Yemek mutfakta yemeyecek. O zaman bir şey daha var onun. Ne biliyor musunuz? Ne yediğinizi anlamazsınız. Bu sefer çok yiyip obeziteye yatkınlık için de böyle ilişki kurulur zaten. Ne denir? Yani siz eğer yemek masasından ayrılıp bilgisayar başında yersiniz, ne yediğinizi bilmezsiniz, ne kadar yediğinizi bilmezsiniz ve beyniniz tokluk olduğunu hissetmez, tok olduğunu hissetmez. Bu sefer obeziteye yatkınlık da artmaya başlar. Zaten hareketsizsiniz. Bak 17 saat mesela senin çok önemli bir ciddi bir problem. Niye? Sen bu 17 saat içinde kalkman lazım çünkü kas sistemi içinde çok önemli. Kas iskelet sistemi içinde düşünün. Çünkü pozisyon bozukluğu başlıyor bu sefer, duruş bozuklukları başlıyor. Kafa sürekli öne eğin, değil mi? Telefon içinde var bir arkadaşlar. Sürekli elinizde telefon, bakın bilek. Değil mi? Bu bilek sürekli böyle durduğu zaman bu sefer bilek ağrılarınız. Şu an genç bir hissetmezsiniz, ilerletilebiliyorsunuz. Bilek ağrıları, değil mi? Kas ağrıları veya eklemsel problemleri görme ihtimaliniz artar. Bu nedenle ne yapacaksınız o zaman özetle? Asla ve asla yemek anında masada olmayacak, uzakta durması gerekiyor. Biraz önce söylemiştik. Mobil ağları kapatmak, Wi-Fi'yi kapalı tutmak. Bunlar da fayda sağlayabilir. Tabii ki ailenizle mesajlaşmanız gerekebilir veya ders esnasında anneniz size WhatsApp'tan yazıyor olabilir, babanız yazıyor veya bir arkadaşınızla bir haber bekliyorsunuz, WhatsApp'tan haber gelecek olabilir. O anlar açık. Tabii aynı zamanda bildirimi de kapalı tutarak o anlar açabilirsiniz. Başka ne yapacağız? Biraz önce söylediğimiz şeyler. Sosyalleşme. Bu aslında bakarsanız üniversitede tam yeri. Değil mi? Sosyalleşmenin tam yeri. Bence hiç yer değil. Neden? Yani çok fazla farklı. Ne bileyim, gerek yok gibi geldi. Üniversiteye mi gerek yok? Nasıl anlamadım? Üniversitede sosyalleşmeye gerek yok mu? Yani. Neden sana böyle hissettirdin üniversitede? Bilmem. Hiç sorgulamadım ben. Acaba daha yeni başladığınız için arkadaş ortamınızı tam edinemediğiniz için olabilir mi? Edinmek istemediğin için olabilir. Ama bunun sebebi de birçok sebebi olabilir. Bununla baş etmelisin. Böyle mutluysam. Ama o seni yalnızlığa götürüyor biraz önce anlattığımız. Yalnızken mutluysam. Peki yalnızken mutlu, şu an mutlu olduğu sonrası. Sonrası? O zaman karar vereceğim. Peki bunu tanı koyabilecek misin sence? Ne? Yalnızken şimdi mutluyum ama sonrasında bunun etkilerini erken tanı koyabilecek misin kendine? Etki oluşmaya başladığında acaba bu benim yalnızlığımdan mı oldu diye tanı koyabilecek misin? Bunu fark edebilecek misin? Önemli olan fark etmek çünkü. Unutma, yalnızlık insanı belirleyen kadar mutlu ettiğini sanırsınız. Biraz önce bir kelime kullanmıştım. İnsan sosyal bir varlıktır. Yalnız olmaya eğilimi değildir. Tamam. Yalnız oldukça psikopatolojik problemler artar. Tamam. O yüzden sen yine o yalnızlığı bence yenmeye çalış. Peki. Bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an içinizde, evet ben bunları denemek isterim aslında, denesem iyi olacak diyen var mı? Bir arkadaşınız bile sadece. Herkes devam mı sonra yolunda? Deniyoruz bu ki zaten. Efendim? Deniyoruz ki zaten. Deniyorsunuz, oluyor mu peki? Hayır. Olmuyor. O zaman çok kararlı değilsiniz. Çünkü bakın unutmayın, irade denen bir şey var değil mi? Burada beynin gücü çok önemlidir iradede. Eğer siz bu iradeyi sağlarsanız o iradenin önünde durabilecek hiçbir şey yoktur. Bu sigara içinde böyledir. Ve bağımlılıklarla mücadelede irade çok önemlidir. Tamam mı? Demek ki tam anlamıyla istemiyorsunuz, tam anlamıyla karar almamışsınız. Tam anlamıyla karar alıp irade gösterirseniz siz iradenizin üzerine çıkamazsınız. Bunu unutmayın, olur mu? Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi sizinle bir test yapacağız. Şimdi bunları okuyacaksınız. Cep telefonlarınız var şimdi. Burada telefonun şey özelliğini kullanacağız tabii. Şimdi telefona kaydedeceksiniz. Kalemleriniz yok. Şimdi burada birer madde var. Farkında mısınız? Bu maddeleri okuyup yan tarafta da ne var? Bir kertlemişiz. Puanları var. Bir bu puanları kendinize puan verin bakalım. Kaç puan alacaksınız? Ama gerçekçi yapın lütfen. Bakın ne diyor önce? Akıllı telefon kullanmaktan dolayı planladığım işleri aksatırım.
Kesinlikle katılıyor musun? Kısmen de katılıyorsun. Yazacaksınız bunları. Şimdi buraya bakarak 5 madde var şu an. Bir 5 madde daha gelecek. Sizden şunu istiyorum. Her bir madde 1, 2, 3, 4 deyip puan verin. Şimdilik okuyun. Bekliyorum sizin okumanızı. Evet, okumanızı bekliyorum ve puan vermiyoruz. Bitince bana haber verin. Diğer sayfaya geçeceğim. Not alın, not alırsınız. Tamam mı? Geçeyim mi? Geçeyim mi? Peki. Devam. Burayı da bir puanlayayım bakalım. Sonra toplayacağız o elde ettiğimiz puanları. Bitti mi? Bitmedi. Peki bekliyorum. Peki, sizden dönüşü cevap istiyorum. 40 puanı kimler geçer? 40 puanı geçenlere verebilir miyim? Bu kadar mı? Emin misiniz? 40 puan. Toplayıp bekliyorum toplamamızı. Tamam, açıyorum. İlk sayfayı bir daha açmamı istiyorlar. Tamam mı? Geçeyim mi? Diğer sayfada görmek ister misiniz tekrar? Hadi geçeyim yapamayanlar için. Tekrar geçtim diğer sayfaya. Bu ne şu an? Kendinizi görüyorsunuz, tanı koyuyorsunuz şu an. Farkında mısınız? Evet, bitti herhalde. Şimdi sorayım. 40 puanı geçenler. Elleri göreyim 40 puanı geçenler. Evet. 40 puanı geçenler o zaman ne yapacak arkadaşlar? Dikkatli olacak. Çünkü ne? Bağımlılığa yakın olduğunu gösterecek. Ne yaptınız o zaman 40 puanı geçtiyseniz? Birçok maddeye katılıyorum dediniz. Doğru mu? Hele 50'yi geçtiyseniz tamamdır. Peki. Özetle bugün ne konuştuk? Bugün ne konuştuk özetle? Akıllı telefon bağımlılığı hangi bağımlılık oldu? Neymiş? Maddeyle ilişkili olmayan veya davranışsal bağımlılık olduğunu söyledik. Yine akıllı telefon bağımlılığı ile ne ilişki kurulmuş? Yalnızlık, depresyon, uyku kalitesinde bozulma, hayatın anlamında düşüklük veya kasıtlı stres sistemleriyle ilgili ilişkiler kurulduğunda bahsettik. Peki akıllı telefon bağımlılığı ile mücadelede önemli olan neymiş? Öncelikle kendimiz bazı önlemler alarak bu akıllı telefon bağımlılığı sorunundan kurtulabileceğimizi gördük. Son söz olarak da şunu söylemek istiyorum. Akıllı telefon bağımlılığı sizin biyo, psiko, sosyal sağlığınızı etkileyen teknolojinin getirdiği bir sorundur. Peki, teşekkür ederim size katıldığınız için. Soru varsa alabilirim. Sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz.